Bir şey olsun artık hayatımda. Bir mucize olsun. Son yılların en şaşalı galasına davetlisiniz. Çok güzel bir film olacağını düşünüyorum. Elimden geldiği kadar hayvan yememeye çalışıyorum. Son yıllarda en çok ünlünün davetli olduğu geceye gidiyoruz. Uzun saç olmaz, delikanlıyı bozar. Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın filmine yıldız yağdı. Zamanında fedakarlıklar yaptım. Bunu herkes biliyor zaten. Cem Yılmaz'dan aşkla ilgili bomba açıklamalar. Yok, inanmıyorum. Fahriye Evcen galaya neden Burak Özçivit olmadan katıldı? Tek katılmak zorunda kaldım, üzülerek. Fahriye Evcen'den Aslı Enver'e, Kerem Bürsin'den Sermiyan Midyat'a, Hatice Arslan'a, Cem Yılmaz'a kadar birçok ünlü isim, ikimizin yerine isimli yerli aşk filminin gala gecesindeydi. Hollywood filmlerinde bile böylesine dayanışma, böylesine yardımlaşma olmuyor. Duyan koşmuş, davetiyeye bile gerek duymamış. Burak Özçivit, Star'da her çarşamba akşam ekrana gelen Kara Sevda'nın setinde olduğu için galaya tek başına katılan Fahriye Evcenliyiz. Dizi seti devam ettiği için o bu akşam katılamadı, ben tek katılmak zorunda kaldım, üzülerek. Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncu estetik yaptırdığı iddialarına gülüp geçiyormuş. Ben 12 yıldır ekrandayım, neredeyse 18 yaşından beri. Yani zaten hiçbir şey olmadığını aslında herkes biliyor. Bakan herkes de görür. Yani estetik ameliyat değil, en küçük bir müdahale olmadığını da herkes zaten olmadığını biliyor. Yani 30 yaşındayım. Hani ne estetik ameliyatı, böyle bir şey mümkün değil. Bunlar hep gençlik, genetik. Yapacak bir şey yok. Boyun aksesuarı ve çizmeleri uyumlu. Aşkı huzurlu, yüzünde eksik olmayan gülümsemesiyle Fahriye Evcen de birazdan izleyeceği filmi acayip merak ediyormuş. Filmi çok merak ediyorum. Ve iyi filmler izlemek artık heyecanlandırıyor gerçekten. Çok iyi bir film olduğunu duydum içeriden. Harika bir kadro bir araya gelmiş. Şu sıradan hayatım birazcık, azıcık, şu kadar. Bu sezon bir dizi projesinde yer almayan Fahriye Evcen, Sonsuz Aşk isimli yeni bir sinema filminde Murat Yıldırım'la kamera karşısına geçti malumunuz. Benim filmim de şahane olacak. Sabırla bekleyin diyor. Ya biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Umarız güzel bir film olmuştur. Yani tabii ki takdir seyircinin, biz yaptıktan sonra artık çok fazla yorumda bulunamıyoruz ama çok iyi bir film çıkarmaya çalıştık. Fahriye Evcen sevgilisi Burak Özçivit'in dizi çekiminde olması nedeniyle galaya yalnız katılmıştı. Aynı kaderi yaşayan bir başka güzelliğiz. Aslı Enver de sevgilisi Murat Boz'un televizyon programı çekiminde olması nedeniyle galaya tek başına katıldı. Ucu ucuna yetişmiş galaya, nefes nefese kalmış. Biraz geç kaldım, o yüzden koştur koştur geldim. Filmden çok umutlu Aslı Enver. Sevdiği tüm insanlar bu filmde buluşmuş resmen. Çok bir kere ümitliyim çünkü zaten Umut abi çekiyor, Umut Turagay. Timur Savcı'nın zaten desteklediği bir iş, kendisinin yaptığı bir iş olduğu için. Açıkçası çok güzel bir film olacağını düşünüyorum. Star'da her pazartesi akşam ekrana gelen Paramparça'nın Harun Erguvan'ı Barış Falay ve Güzeller Güzeli eşi Esra Ronabar da trafiğe takılmış. Koşa koşa galaya yetişmişler. Hazırlık sürdün mü? Yok, çok sürmedi. Ben setten zaten çıktım geldim. Eşim oyuncu olduğu için çok bekletenlerden değil. Eli hızlıdır. Tiyatro geçmişte olduğu için hızlıdır eli. Oyuncu olmanın avantajı. Zaten setten çıktım, eşimi aldım, koştuk geldik. Herkes böyle şanslı doğmuyor. Paramparça'da Grand Tuvalet kamera karşısına geçen Barış Falay evde de kolaylıkla kombin yapabiliyormuş. İşin gereğini yapıyoruz sadece. Hatice Arslan, Uluslararası Antalya Film Festivali'nde giydiği elbiseyle olay yaratan Nesrin Cavatzade tarzında şuh bir havayla kameralar önünde. Muhteşem görünüyorsunuz. Gerçekten teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Vallahi yarım saatte hazırlandım. Eli kulağında yeni bir dizi filmle geliyormuş Hatice Arslan. Beni yine beklediğiniz gibi bir karakterde göreceksiniz. yine anne tabii ki, ben 20 yaşından beri anne oynuyorum zaten. Ferun Dağlılar'da da anne oynuyordum biliyorsunuz. O zamandan beri siz küçücük çocukken. 54 yaşında ancak 24 yaşındaki genç bir kızın ruhunda yaşıyor adeta. Az yemek yiyorum. Dışarıda yemek yememeye çalışıyorum. Kendim hazırlıyorum yemeklerimi. Makyaj olabildiğince az yapıyorum zaten. Onun dışında seviyorum, sizi seviyorum. Yani insana saygım sonsuz, canlıya saygım sonsuz.
sevgiyle bakıyorum. Elimden geldiği kadar hayvan yememeye çalışıyorum. Gerçekten. Derya Baykal galaya büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy ile katıldı. İyi bir aşk olursa fedakarlık da yapılır tabii. Süet çizmeleri, süper mini kırmızı elbisesi, sarı saçları başa, güneşe benzer haliyle galanın en çok ışık saçanı seçkin piriler var sırada. No, no, no. Davetli olarak katıldığı film, fedakarlık yapan bir çiftin hikayesini anlatan bir aşk filmi. Ben de vakti zamanında saçımı çok süpürge yaptım bazılarına diyor. Adrese teslim gönderme yapıyor seçkin piriler. Zamanında fedakarlıklar yaptım. Bunu herkes biliyor zaten. Hatırlayacaksınız, Kaan Tan Göze'den boşandıktan sonra aşka tövbe eden kalbiyle yalnızlar rıhtımı müdavimi halleriyle geçmişti hep kamera karşısına. Bir daha böyle sevecek olsa yine fedakar olur mu olmaz mı diye soruyor muhabirler. O duyguyu yaşadığın zaman zaten bir anda oluveren bir duygu bu. Bilemem ya, yapar mıyım yapmaz mıyım? Aşk meşk işleri bir yana. Çocuklar nerede acaba? İkisi de çok iyi, evdeler. Peki. Babaları yanlarında bugün. Ben de buraya geldim. Babalarına verdim şu anda. Evet. Bizim evdeler. Eski eşi Kaan Tan Göze ile ilgili sorulara özellikle bir parantez açarak cevap veriyor farkındaysanız. Babaları bizim evde şu an. Olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi yeni bir aşka yelken açmış, hatta evleneceği bile gündeme gelmişti. Eğer Kaan Tan Göze evlenirse durum ve şartlar değişir mi diye kontra bir soru daha geliyor muhabirlerden. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum ben. Evlenmez diyorsunuz. Bilmiyorum artık nereye çekersiniz. Bence onu artık yenisine sorun. Ben hiç yorum yapmak istemiyorum. Aşk merhamet, sevgi ister. Gözleri aşkla gülen Burak Kut ve doktor eşi Cansel yeni de Hollywood yıldızları gibi bir imajla galaya katıldı. Yerli Anjeli Brett misali havalı, bir o kadar da mütevazıydı çift. Hayaliyle çok yakışıklı. Yeni bir sinema filmi için Burak Kut saçlarını uzatmış, sakalları bırakmış. Belalı bir tipi canlandırıyorum. Öyle mi? Evet. Öyle bir herhalde hoş olur diye düşündük. Yaptık bakalım. O yüzden saklıyorum yani. O halini kullanmıyorum. Açıkçası kestirmeye de üşendim. Bebeto Burak'tan at kuyruklu Burak'a geçişte sıkıntılar olmuş haliyle. İlk günlerde pek hoşlanmadı Aden'le ikisi de. Uzun saç olmaz, delikanlıyı bozar gibisinden. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Sonra alıştılar. Saçı at kuyruğu da olsa, Burak Kut kel de kalsa değişmeyen bir gerçek var hayatlarında. O da eşi Cansel Yeni'nin kendisine deli gibi aşık olması. Daha önceden tabii ki Türkiye'deki bizim jenerasyonumuzdaki bütün kadınlar zaten aşıktı. Evet. Ama ben tanıştıktan sonra gerçekten aşık oldum. Bu aşktan ilham alan Burak Kut hem kızına hem de eşine şarkılar bile yazmış. Bana yazdığı bir şarkı var, kızıma da yazdığı bir şarkı var. Bütün şarkıları çok güzel ama onlar bilmiyorum hangi albümde yayınlanacak ama muhteşem. Bir Baba Hindu filmiyle müthiş bir başarı yakalayan Sermiyan Midyat da davetliler arasında. Benimkiler zaten bir televizyon dizisi havası oluyor. İşte I Love You, I Love You 2, Hükümet Kadın 1, Hükümet Kadın 2. Bilmiyorum. Takdir Necip Türk Milletvekili. Seri üretim filmleriyle her yıl seyircisine sürpriz yapan ünlü oyuncu I Love You 2 ile geliyormuş. Sırada I Love You 2'yu çektim. Türkiye ayağı bitti. Onun bir haftalık da bir Amerika çekimi var. Bu ay sonu Amerika'ya gideceğim. Yine aynı yapım şirketi zaten. Yapıyoruz onu da. 3 Mart 2017'de vizyona çıkacak. Çok bak ilk defa söyledim. Bebek'te Kahvaltı'da, Çeşme Alaçatı'da, Bodrum Cennet Koyun'da, kısacası hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde ayrılmayan, ayrılmasını da asla istemediğimiz iki değerli oyuncu Cem Yılmaz ve Ozan Güven galaya birlikte katıldı. Merakla beklediğiniz bir filmdi. Necat Serenay. Oyuncular çok kıymetli. Zerrin, Tekindoğan. İzleyeceğiz. Çok mutlu olduk. Sağ gösterip sol vurmayı seven Cem Yılmaz, herkes Gora 2'yi beklerken araya bir komedi filmi sıkıştırmış. Çok güzel bir komedi filmimiz var. Ben yapımcılığını yapıyorum. Küçük de bir rolüm var. Deli Aşk ismi. Murat Kaman, Emrah Kaman yazdılar. Çok güzel bir kadro genç arkadaşlarla. Deli Aşk isimli filme çok güveniyor Cem Yılmaz. Şahane bir film. Bir hafta sonra çekimleri başlıyor. Önümüzdeki Mart'ta inşallah. Vizyonda. Gora 2'nin çekimleri ise Mayıs ayında başlayacakmış. Yok, Ozan'la biz başka bir önemli, daha ağır bir iş var, onu yapacağız. Mayıs'ta başlayacağız çekimlere. Gora 2'de Mustafa Sandal'ın rol alacağı, geçtiğimiz günlerde birlikte yemek yedikleri gece magazin kulislerine bomba gibi düşen bir iddiaydı. Arkadaşlar, kimle yemek yesek ya aşk yaşatıyorsunuz ya filmde oynadı aynı şeyi söylüyor. Erkek yani yiyince iki proje. İki tane fikriniz var. Bir tanesi yeni bir proje var mı? İkincisi sevgili misiniz? Yani artık. Süper abi.
Evet ya, ufkumuz var. Mustafa Sandal'ın da kulakları çın çın çınladı röportajda. Deli Aşk filminde Hakan Altın rol alıyor, doğru. Ama Mustafa'yla daha bir... Ona daha bir proje bulamadık. Ama Mustafa çok kıymetli bir arkadaşımız. Yokluğunda çok kitap okuyoruz. Daha doğrusu büyüğümüz. Musti'nin Ateş Et ve Unut isimli şarkısına da bayılıyormuş Cem Yılmaz. Mustafa'nın boş yok ki, hepsi çok güzel. Ateş Ama... Et ve Unut. Evet, ateş et ve unut arkanı dön. Ateş et ve unut arkanı dön ve git, yaramı saracak biri var mı diye. Ünlü komedyen Aşk filminin galasında aşk sorularına yanıt verdi. Sen aşk inanmıyorsun, aşk gibi, aşk gibi. Yok, inanmıyorum. Cem Yılmaz ve Ozan Güven gidiyor. Cem Yılmaz'ın yeni filmi Deli Aşk'la ilgili yeni bilgileri filmde kamera karşısına geçecek isim Zafer Algöz veriyor. Filmin çok büyük çoğunluğu Adana'da çekilecek. Filmde sürpriz oyuncular da olacak. Cem Yılmaz, ben ve Hakan Altun'da küçük birer rol oynayacağız. Zafer Algöz ve Hakan Altun koyu Beşiktaş taraftarı. İkili Dem Baba'ya uyarlanan şarkıda evde çekilen klipte ilk kez kamera karşısında izlemiştik. Dem Baba, Dem Baba. Hakan Altun müzikte, Zafer Algöz kamera önünde deneyimli. Rol adeta Altun için biçilmiş kaftanmış. Hakan Altun'un kamera karşısında sıkıntı duyacağı anlarda Zafer abisi yardım edecekmiş. Zaten Hakan Altun için yazılmış bir şeydi, roldü. Hakan da filmde kendi rolünü oynayacak, kendini oynayacak yani. Heyecan duyulan her an, her proje güzeldir. En az kendi filmi gibi heyecanlı bir isme, Kerem Bürsin'e çevirelim kameralarımızı. Heyecanla bekliyorum. Umarım siz de heyecanlı bekliyorsunuz. Sevgilisi Serenay Sarıkaya için koşarak galaya gelmiş ünlü oyuncu. Yani bence müthiş bir film olacak. İnsan hayalleri kadar var. Hayal kurmak kötü değil. Hayalperest bir soru geliyor Kerem Bürsin'e. Nejat İşler yerine siz olsaydınız sorusuna bakın nasıl cevap geliyor ünlü oyuncudan. Ya yok yani şimdi öyle demek yanlış zaten. Yani şimdi karakterler marakterler o... Yani sonuçta benim hakkım değil o karakteri canlandırmak. O yüzden öyle düşünmemek lazım bence bu tarz şeylerde. Keşke ben olsaydım falan filan. Öyle bir şey değil. Bence tam olması gerektiği gibi oldu. Ve müthiş olacak. Kerem Bürsin, aşkta fedakar mısınız sorusuna politik bir cevap veriyor. Yani sonuçta aşkta fedakarlık vardır. Değil mi? Yani sonuçta hepimiz burada aşık olduk diye düşünüyorum. O yüzden yani benden daha iyi siz biliyorsunuzdur. Aşkı, fedakarlığı politik cevaplarla geçiştirdi. Ancak bu konuya kayıtsız kalamaz, kalmamalı. Vazgeçtim gözlerinden. Filmde bir sahnede Sezen Aksu'nun Vazgeçtim'ini muhteşem bir şekilde yorumlamıştı Sarıkaya. Vallahi şarkıyı dinlemedim. Fragmanlarda yani sizin kadar dinlemiş oldum. Zaten hepimiz biliyoruz sesi çok güzel. Vazgeçtim gözlerinden. Vazgeçtim sözlerinden. Böylesine güzel bir sesten canlı canlı şarkı dinlemek de büyük bir nimet olsa gerek. Evde de şarkılar söylüyor mu size diye bir soru daha geliyor. Sizin için hiç şarkı söyledi mi? Gel yani şimdi come on. Come on. Çok sağ olun, harikasınız. İkimizin Yerine isimli aşk filminin yıldız kadrosunun salona girişiyle tansiyon daha da yükseliyor. Hollywood galalarını gölgede bırakan gecede ünlü oyuncular kameraların önüne geçti ancak nazardan olsa gerek kimse ilk sözü almak istemedi. Böylesine sus pus olunca da ortaya komik bir an çıktı. Güzel bir film oldu. Çalışmamışlar. Kimse konuşmuyor. Güzel bir lokasyon Mudanya. Daha kendimize gelemedik. Güzel bir mevsim, güzel de çalışma ortamıydı. Heyecan kaynağı aslında Serenay Sarıkaya'ymış. İlk kez başrol oynadığı bir sinema filminde böylesine yıldızlarla çalışırken eli ayağı titremiş güzel oyuncunun. Çok heyecanlıyım. Bu kadar güzel insanlarla çalışmak tabii ki çok büyük bir keyifti. Sıcacık, çok samimi bir iş çıktı. Umarım herkesin de hoşuna gider. Mudanya'da gerçekleşen çekimlerde soğuk havanın dışında aksilik yaşanmamış. Çok keyifli bir setti ya. Bayağı Ya da biraz eğlendim. Soğuk oldu.
Biraz soğuk oldu, doğru. Film 20 kişilik bir seyirci topluluğuna izletilmiş. Serenay Sarıkaya sinema salonuna işte böyle girerek büyük bir sürpriz yapmıştı. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Doğan Akın. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ay inanılmaz bir şey. Ben de inanamıyorum hala. İyi ki siz izlediniz vallahi. Bir 20 kişiye öyle evet. Bir 10 dakikalık özel gösterim yaptık. Keyifli geçti. Ama asıl bugün her şey. Gençlerin unutamadığı bir anda aylarca, yıllarca unutulmayacak bir diğer sahneye geçelim. Filmde Sezen Aksu'nun Vazgeçtim isimli klasiğini seslendiren Serenay Sarıkaya'ya bir 10 puan da Nejat İşler'den geldi. Şahane söylüyorum. Ya teşekkür ederim. İstek daldı bu arada. Vazgeçtim gözlerinden. Genç kızların büyük bir hayranlık duyduğu Nejat İşler'den bu sözleri duymak çok değerli olsa gerek. Serenay Sarıkaya da iltifatta bulunuyor rol arkadaşına. Ben çok şanslılardanım, benim ikinci bu. tabii ki çok keyifli. Nejat benim çok değer verdiğim bir insan. Bence bu filmde de uğurum oldu benim. Güzel bir şey yakaladığımızı düşünüyorum. O enerjinin de güzel yansıdığına inanıyorum. 20 yıl aradan sonra bir sinema filminde yönetmenlik yapan yönetmen Umur Turagay da çok mutlu olduğunu söyledi. Birazdan film başlayacak. Yani gidip seyredersiniz. muhteşemler hepsi. Başka diyeceğim bir şey yok. Yani yapılacak olan iş yapıldı, bitti.